Bugün Karabük Protokolü Eflani Aday Köyü'nde buluştu. Karabük Eflani Aday Köyü uzun yıllar içme suyu konusunda büyük sıkıntılar yaşamış. Su bulmak için yapılan birkaç sondaj çalışması sonuç vermemişti. Aday Köyü'ne komşu köy olan Alpagut Köyü'nden alınan içme suyu bugün törenle hizmete açıldı. Açılışa Vali Fuat Gürel, milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti MKYK üyesi hemşerimiz Sevgi Yiğit, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Karabük Protokolü, Eflani Protokolü ile çok sayıda aday köylüleri katıldı. Törende protokol üyeleri birer konuşma yaparak köylere yapılan yol, içme suyu ve diğer hizmetlerinden örnekler verdiler. Milletvekili Niyazi Güneş, Cumhur Ünal ve AK Parti MKYK üyesi hemşerimiz Sevgi Yiğit birer konuşma yaparak yapılan hizmetleri anlattılar. Karabük Valisi Fuat Gürel, aday köyü bu bayramda 3 bayramı bir arada yaşıyor. İçme suyu köyümüze hayırlı olsun dedi. Aslında 2 sene önce o zamanki dernek başkanımızın daveti üzerine bu köye gelmiştik. Burada milletvekillerimizle beraber, il başkanımız da vardı o zaman yine burada. Arkadaşlarımızla beraber buradaki sorunları dinlemiştik ama çok müthiş bir heyecan aslında hissettik. Yani sorun çözmek aslında bizim işimiz. Yani bunlar biz kamu görevlilerinin işi zaten sorun çözmek, sorunu tespit edip sorunu çözmek. Fakat bazen sorunu çözmek imkanlarımız olmasına rağmen sorunu çözmek zor olabiliyor. Aslında o zaman imkanımız yok değildi, vardı ama başka bir köyden su getirmek gerekiyordu. İşte geçiş güzergahlarında sorunlar vardı. Onların tespiti, daha sonra başka güzergahlardan geçirilebilir mi? Bunlar tespit edildi ve şükürler olsun aday köyüne su getirildi. Bugün açılışını yaptığımız suyun bedeli 750 milyar lira. Köyde 80 kişi yaşıyor kayıtlı gözüken. Böldüğünüzde kişi başına 10 milyar lira devlet sizin adınıza buradaki içme suyunu buraya getirmek için kişi başı masraf yaptı. Bu çok önemlidir. 2005 yılında başlayan Köydes projesi kapsamında ilimize o günden bugüne kadar 400 milyonun üzerine para geldi. 16 senede 410 milyon falan gelmişti. Bu önemli bir rakamdır. Yani böldüğünüzde 450 yılda gelecek para, o eski rakamla 900 milyarla, hani az önce bahsettiğimiz 900 milyonla böldüğümüzde 450 yılda falan gelebilecek para 15 yılda elimize geldi. Sizlere hayırlı uğurlu olsun diyelim. Rabbim susuz bırakmasın. Su bizim hayatımızdır. Hayat su ile kaimdir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak mevcudatın tamamını sudan yarattığını buyuruyor. Biz sudan yaratıldık. Bütün canlılar sudan yaratılmıştır. Su bizim yakıtımızdır. Bu olmazsa, canlının yakıtı su olmazsa hayat olmaz. Biliyorsunuz bayramdan hemen önce Doğu Karadeniz'de yaşanan sel felaketimiz vardı. Ve yine bakıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız bugün orada. O kadar yoğun bir tempoyla çalışıyor ki kendisi 24 saat vatandaşın hizmetinde olunması konusunda bizzat kendisi başta olmak üzere tüm kamu kurumlarını, parti teşkilatlarını bu işe seferber etmiş durumunda. Bizler her zaman sizlerin hizmetindeyiz. Ben bu duygularla öncelikle gerçekten su medeniyettir. Az önce vekilimiz de çok güzel ifade ettiler. Bu kıymetli suyumuzun köyümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah uzun ömürler versin. Allah hayırlı bayramlar nasip etsin cümlenize. Allah bir emeği geçenlerden, bir adım gidenlerden bir değil bin kere razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan, değerli milletvekillerimizden, değerli valimizden diyeyim, görüştüm. Allah bin kere razı olsun. Köylülerimizden, komşularımızdan. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ben değilim. Tamam, var başkalar. Hadi ya Allah, bismillah. Hadi. Hadi kalk bekelim. Babana gelsin.